Öncelikle hepiniz Kafe Bit Kalefi'ye hoş geldiniz. Ben Beste Bıçakçı. Kalefi Türkiye'de pazarlama iletişim müdürü olarak çalışmaktayım. Bugün Kalefi Türkiye Teknik Müdürümüz Ceren Ercan bize termostatik karışım vanaları ile ilgili bir saatlik bir eğitim verecek. Bir önceki Kafe Bit Kalefi'de sıhhi tesisat sistemleri alanındaydı. Belki aramızdan katılan veya daha sonra izleyen vardır. O tarihte basınç düşürücü vanaları işlemiştik. Bu eğitimimizde de gene sayı tesisat sistemlerinde yer alan ürünleri işlemeye devam etmek istedik. Bunlardan bir tanesi de termostik karışım vanaları. Eğitimimiz soru cevap kısmı ile birlikte yaklaşık bir saat kadar sürecek. Ve eğitime geçmeden önce küçük bir hatırlatma da yapmak isterim. Eğer eğitimi duymakta sıkıntı yaşıyorsanız GoToWebinar panelinde sağ kısımda yer alan audio, computer audio seçeneğinin seçili olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğitim esnasında herhangi bir sorunuz olursa tekrar panelin sağ kısmında yer alan questions yani soru bölümüne sorularınızı yazabilirsiniz. Eğitim bittikten sonra ben gelen bütün soruları Ceren'e aktarıyor olacağım. O da cevaplandıracak. Son olarak ise eğitimimizi tekrar izlemek isterseniz, geçmiş eğitimlerimize bakmak isterseniz YouTube'da Kafe Bit Kalefi Türkiye playlistimiz mevcut. Bu playlistten tüm eğitimlerimize ulaşabilirsiniz. Bugün gerçekleşecek olan eğitimimiz de yaklaşık bir hafta sonra YouTube kanalına yükleniyor olacak. Sizleri de çok bekletmeden ben sözü Ceren'e vermek isterim. Herkese iyi eğitimler. Teşekkürler Beste. Sesim geliyor değil mi? Herhangi problem yok. Her şey yolunda. Tamam. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bizleri yine yalnız bırakmadınız. Bugün de termostatik karışım vanaları ile ilgili. Yine sizleri de çok vaktinizi almadan kısa bir zaman içerisinde etkili bilgiler verip eğitimimizi tamamlamak istiyoruz. O yüzden hızlıca ben de eğitimime başlamak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bugünkü konumuz termostatik karışım vanalarının sistemdeki görevi ve uygulamalarında yapılan hatalar. Hızlıca nelerden bahsedeceğimize şöyle bir bakarsak, bir kere termostatik karışım vanası nedir? Nasıl çalışır? Çalışma prensibini hızlıca göreceğiz. Doğru tip termostatik karışım vanası nasıl seçilir? Onlardan bahsediyor olacağız. Ve en sonunda bir sistemdeki sınır koşulları nelerdir? Yani doğru bir sistem nasıl dizayn edilir? Uygulamalarda hangi hatalar olur ve bu hataların bize getirdiği dezavantajları konuşuyor olacağız. Gördüğünüz gibi sistemde tipik bir dediğimiz mekanik termostatik karışım vanasının iç kesitini görmektesiniz. Üç tane ayağı bulunmaktadır bu vanaların. Bir tanesi soğuk ayak, yani soğuk suyun beslendiği ayak. Diğeri sıcak ayak. Bu ikisi giriş olarak, giriş ağzı olarak konuşursak, diğer ortadaki ayak da çıkış, yani karışım suyunun çıkış yeridir. Yani ayarladığımız sıcaklık değerinin bu orta ayakta her iki ağızdan beslenen suyla ortada oluşturduğumuz karışım suyu sıcaklığının çıkış ağzı olarak nitelendirebiliriz. İç elemanlarına şöyle bir bakarsak, evet, yukarıda görmüş olduğumuz sıcaklık ayar başlığı. Şimdi eğitimde göreceğiz, sürekli bir sürü modelleme var bununla ilgili. Kiminde işte teknik özellikleri farklı, kullanım noktaları farklı, ama tipik olarak, standart olarak hepsinde görünecek iç elemanlar ya da dış aksesuarlar bu şekilde ifade edebiliriz. Burada görmüş olduğumuz sıcaklık ayar başlığı bulunmakta. İç eleman da bu bakır bir tüp içerisinde bulunmaktadır. Termostatik sensör, yani termal eleman. Bunu işte şey gibi düşünebiliriz. Termostatik radyatör vanaları vardır. Onların içerisinde bir box bulunmakta. Sıvı sensördür bu. Yine aynı benzer sensör bu ürün içerisinde de bulunur. Sıcaklıkla tahrik edilerek iç taraftaki ayarı yapar ve böylelikle sıcaklık ayarını da gerçekleştirmiş olur. Geri çekme yayı şu arkada görmüş olduğunuz yaydır. Buradaki kesitin pozisyonunu ayarlayarak yayın hareketiyle gerçekleşir ve bu şekilde de çalışma mekanizması devreye girer. Sıcaklık ayar çalışması ve en son olarak da burada görmüş olduğunuz piston elemanını ifade edebiliriz. Peki bu vana çalıştığında nasıl bir ayar yapıyor? Az önce gördüğünüz gibi hemen hızlıca videomuza bakarsak, evet, sıcak ayağımız 70 santigrat, 60 santigrat derece bu değişkenlik gösterebilir. Ve yine soğuk tarafta da, orta ayakta da gördüğünüz gibi buradan turuncu tarafta 50 derece ya da 55 derece ayarladığımız suyu buradan gönderebiliriz. Çalışma performansı tam olarak bu şekilde ifade edilebilir.
Termostatik karışım vanalarının kullanım alanları bugün günümüzde zaten aslında çok net belli ama biz şöyle bir özetlemek istedik. Genellikle otel ve hastane projelerinde kullanıyoruz. Özellikle son zamanlarda, son 2 yılda çok fazla otel projesinde bu ürünler tercih edilebiliyor. Ve daha sonrasında hastane projeleri yine aynı şekilde. Konut projelerinde, bazı konut projelerinde, her konut projesinde olduğunu söyleyemeyeceğim ama bazı konut projelerinde yine termostatik karışım alanlarını kullanıyoruz ve ticari uygulamalar. Bunları işte fabrika gibi düşünebiliriz. Suyun hassas derecede ayarlanması gereken sistemler düşünebiliriz gibi o tarz uygulamalarda da yine karşımıza termostatik karışım vanaları geliyor. Peki termostatik karışım vanalarında hep bize sorulan sorular aslında işte nasıl seçelim, nereye koyalım, nasıl kullanımı doğru olur? Bu tamamen aslında sisteme göre değişkenlik gösteren bir durumdur. Kullanım noktasına göre değerlendiririz. Yani eğer siz ürününüzü boiler ya da akümülasyon tankından sonra kullanmak istiyorsanız buraya dağıtım noktası diyoruz ve dağıtım noktasına uygun ürünleri seçiyoruz. Eğer son kullanım noktasında kullanmak istiyorsak, yani nedir? İşte oda önü, bir otel odası düşünebiliriz ya da bir hastane odası düşünebiliriz. Son kullanım noktasında kullanmak istiyorsak, o zaman evde ya da daire önündeki dağıtım noktasına bu ürünleri seçip kullanabiliriz. Şimdi burayı baştan ayırdık çünkü ürünleri seçerken ve hesaplama yaparken de yine bu seçim noktasına göre ayrıştırmak ve seçim kriterlerini de ona göre belirlemek gerekiyor. Termostatik karışım vanalarında ürün seçiminde boyutlandırma çok önemli. Biz özellikle bir ürünü seçip yerleştirdikten sonra eğer doğru seçilmemiş bir ürünse satış sonrasında bu problemle karşılaşabiliriz. O yüzden bir ürünün seçimi ve boyutlandırması çok önem teşkil etmekte. Normalden küçük boyutlandırılırsa, yani ihtiyacımız diyelim ki 15 metreküp bölü saat ama siz 10 metreküplük bir cihaz aldınız ya da hat çapından olması gerekenden çok daha küçük bir ürün seçtiniz. Bir kere ihtiyaç olan debiyi geçiremeyecek ve doğal olarak cihaz tam performans çalışamayacak ve yüksek su hızı olacağı için, yani ne oldu? Kesit daraldı. Siz orada olması gereken hattan daha küçük bir vana seçtiniz. Kesitiniz daraldı. Kesit daralınca hızınız arttı ve bu da size sistemde ciddi anlamda titreşim, gürültü, oradaki ekipmanlarda aşınma gibi problemler getirecek ve günün sonunda çok ciddi bir titreşim problemi ya da çok ciddi bir sistemle ilgili problem olursa da koç darbesine kadar gidebilecek problemlere neden olabilir. Normalden büyük boyutlandırılmışsa bu da tabii ki de bir problem. Burada da fazla kesit alanımız bulunmakta oluyor. Yani çok düşük bir su hızı olacaktır ve bu da hassas ayar yapmamızın önüne geçecek. Belki de ayarladığınız ayar sıcaklığını hiçbir zaman bu cihaz üzerinden okuyamayacaksınız ya da göremeyeceksiniz. O yüzden doğru boyutlandırılmış bir vana bizim için çok önemlidir. Doğru ve güvenli ayarlamak, titreşimin ve koç darbesinin önüne geçmek, yani bu tür risklerden sisteminizi uzaklaştırmak ve oraya taktığınız cihazı da, yani karışım vanasının kullanım ömrünü de en uzun ömre sürdürebilmek yine doğru boyutlandırmanın getirmiş olduğu avantajlardan birkaçıdır. O yüzden boyutlandırma akış hesaplamasıyla ilgilidir ve bir boru çapına göre ürün vermek değil, ürünün boyutlandırılmasında birazdan daha detaylı göreceğiz. Kullanılacak armatürler, armatür sayısı, armatür tipi gibi veya o otel, hastane gibi yapıların eş zaman kullanım faktörlerini değerlendirerek sistemi doğru boyutlandırmak gerekir. Evet, yine ürün seçimi ve boyutlandırmada birazdan 2 tane örnek yapacağız ayrı ayrı ama çok kısa nelere bakacağız. Bir kere kullanıcı tipi belirleme, yani burası otel mi, hastane mi, spor salonu mu, konut mu? Çünkü bir kullanıcı tipi bütün projenin ürün kriterlerini değiştirecektir. Mesela bir spor salonunda eş zaman kullanım faktöründen bahsetme şansımız olmayabilir. Ya da bir hastane ya da otelde eş zaman kullanım faktörleri birbirinden farklılıklar oluşturabilir. O yüzden mutlaka kullanıcı tipi bizim için çok önemlidir. Bu birinci şartımız. İkincisi vananın işte basınç kayıpları. Yani bir debi belirledik, o debiyi hesapladık. Debimize karşılık gelen vanamızı seçerken, projelendirirken basınç kaybı, yani o vananın sistemimize uygulayacağı basınç kaybı çok önemli. Doğru kullanım aralığı. Biz bunu 0.3 ile
0.7 bar aralığında, yani 0.3 altında kalmayacak, 0.7'yi de geçmeyecek şekilde bir hesaplama yaparız ki sistemde fazla bir basınç kaybı yaratmayalım. Çünkü bu da yani pompamızı da etkileyeceği için kritik bir bilgi olacak bizim için. Bizim hedef değerimiz genellikle, yani bir seçim yapıyorsak eğer, hedef değerimiz 0.5 bar olacaktır. Yani bu optimum dediğimiz değer olarak düşünebiliriz. O yüzden bu değerleri göz önünde bulundurmak gerekli. Örnek yaparsak, hızlıca tek odalı bir otel odası düşünelim. Yani burayı şu an otel gibi değil, aslında bir tek konut düşünebilirsiniz. Bir tek ev yani oda düşünebilirsiniz. Bir tane odanın içerisinde ne var? Bir duşum var ve bir tane de lavabom var. Şuradaki görselden de çok rahatlıkla burayı takip edebiliriz. Neymiş? 6 litre ve 9 litre gibi iki tane değerim var. Topladığımda 15 litre. Şimdi böyle bir oda için eş zaman kullanım faktörü hesaplamak çok doğru olmaz. Çünkü bir duş ve lavabo aynı anda kullanılabilir. O yüzden eş zaman kullanım faktörünü 1 alıyorum. Yani aslında etkisiz olarak alıyorum. Doğrudan 15 litre gibi bir değerle vanamı seçmek istiyorum. Evet, buradaki kırmızı çizgiyi takip edersek şu aşağıdaki litre değerinden 15 ile iki tane çizgim var burada. DN20'lik ve DN25'lik iki tane çizgim bulunmakta. Evet, DN15 çizgisiyle kesiştirdiğimde, sola doğru hareket ettiğimde 0.4 gibi, gördüğünüz gibi, hatta 0.35'ler gibi bir basınç kaybım burada tablomda görüyorum. Yani ben burada rahatlıkla şurada görmüş olduğumuz 52.04 dediğimiz en küçük çapta, DN15 çapta karışım vanasını rahatlıkla seçip bu sisteme takabilirim ve bu sistemde kullanabilirim. Peki burası 50 odalı bir otel olsaydı nasıl davranacaktık? Tabii burada biraz daha şeyi seçeceğiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi daha önce oda önü kullandık. Burada dağıtım noktasını seçeceğiz. 50 odalı, 50 tane lavabom var, 50 tane de duşum var. Hepsini topladığımda gördüğünüz gibi burada 700 litre gibi bir devim oluşuyor, kapasitem oluşuyor. Eş zaman kullanım faktörü otel olduğu için bu değişkenlik gösterebilir ama burada %24 gibi bir eş zaman kullanım faktörü değerlendirebiliriz. Hesapladığımızda da görmüş olduğunuz gibi 176 gibi bir değerim kapasitem bulunmakta. Yine tablodan buraya geldiğimde 176 ile çizgiyi kesiştirdiğimde ilk çizgime bakıyorum. Evet, DN50'lik çapta ilk çizgimi gördüğümde, buradan ilerlediğimde yine 0.7'ler gibi bir basınç kaybıyla beraber DN50'lik banamı buradan seçmiş ve belirlemiş oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi vananın yerleşimi, vananın noktası çok çok önemli. Bütün seçim kriterlerimizi değiştiriyor. Eğer spor salonu olsaydı yine 1 alabilirdik eş zaman kullanım faktörünü. Konut olsaydı 35'ler, 36'lar gibi armatür sayısına göre değişen eş zaman kullanım faktörü şeylerin değerlerine göre yine değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden kullanım noktası bizim için çok önemli ve kullanıcı tipi de yine burada seçim kriterlerimizi tamamen değiştiren bir tasarım. Evet, bu manuel bir hesaplamaydı ama sizler isterseniz çok daha kolay olacağı için söylüyorum. Kalefi.com sitemizde istemiş olduğunuz hem termostatik karışım vanaları hem basınç çözümü, her ikisini de burada boyutlandırabilirsiniz. Çok kolay. Sadece işte musluk tipi dediğimiz lavabo mu, itariyet musluğu mu, işte küvet mi, duş mu, ne olduğunu belirleyip kaçar adet olduğunu sisteme girip kullanım sıklığı, yani hastane mi, otel mi, ne olacağını yukarıdan şuradan kullanıcı tipinden işaretleyip okey dediğinizde size otomatik olarak verebileceğimiz cihazları hesaplayıp size teknik öğeleriyle beraber doğrudan sunabiliyor. O yüzden bura bizim için, bizler de burayı çok sık kullanıyoruz. Hakikaten çok doğru ve amacına yönelik bir program olarak düşünebilirsiniz. Evet, şimdi kullanım noktalarını biraz daha detaylandırırsak, ne dedik? İşte dağıtım noktası dedik, son kullanım noktası dedik ama küçük sistemler gibi, orta ve büyük sistemler gibi düşünebiliriz aslında. Bir diğer tarafta da güneş enerji sistemleri ve termal dezenfeksiyon noktası olarak da yine buradaki kullanım noktalarını görebiliriz. Biraz daha detaylı bakarsak burada hangi ürün gruplarından
bahsedebiliyoruz. Evet, küçük sistemler nedir bizim için küçük sistem? KV değeri, yani sistemin debisinden yola çıkarak hesapladığımız KV değerinin 2.75 metreküp bölü saatin altında olan sistemleri bizden küçük sistemler diyoruz. Küçük sistemden bir tık daha büyük ama onu da küçük sistem olarak gene düşünürsek 3 metreküp bölü saatten küçük ve 3 metreküp bölü saat eşit sistemlere yine küçük sistemler. Orta ve büyük sistemlere de yani 3'ün üstünde olan bütün sistemlere burası 45 metreküp bölü saate kadar giden bir değer KV değeri olarak. Bunun üstünde kalan bütün sistemlere de orta ve büyük sistemler olarak ifade ediyoruz. Tabii ki bunlar neyi getiriyor bize? Ürünleri de değiştiriyor. Mesela küçük sistemlerde birazdan bahsedeceğim haşlanma önleyici ürünler geliyor. Ya da haşlanma önleyici özelliği olmayan sadece karışım yapabileceğimiz cihazlar geliyor. Orta ve büyük sistemlerde ise dağıtım noktasına koyabileceğimiz büyük yani DN15'ten başlayan DN80'e kadar devam eden bir ürün grubu yine burada karşımızda görebiliriz. Evet, son kullanım noktasındaki uygulamalarda hep otel ve önleyici vana dediğimiz termal termostatik vana dediğimiz cihazımızda haşlama önleyici özelliği var. Peki bu ne demek? Şimdi özellikle otel ve hastane gibi projelerde dezenfeksiyon yapılan süreçler oluyor. Bunlar günlük olabiliyor, günde birkaç bölüme ayrılmış şekilde yapılabiliyor. Burada ne yapılıyor? İşte boilerimizden gelen ya da akümülasyon tankından gelen su sıcaklığı normalde 55 derece ise ya da 60 derece ise ani bir şoklamayla 60 derecenin üstüne çıkartılarak belli süreçlerde bir termal dezenfeksiyon yapılıyor. Bu süreçlerde eğer bu kullanım yerlerinde yani otelde ya da hastanede o anda bir kullanım olursa kullanan kişinin kısmi yana maruz kalabilme ihtimalini sonlandırmak için haşlanma önleyici vanalar kullanır. Biz termal dezenfeksiyon sistemlerde 60'ın üstünde yapıyoruz diyoruz. Bugün 60 santigrat derece bir sıcaklığa maruz kalan çocuk 1 saniye, yetişkin 5 saniyede kısmi yana maruz kalabiliyor. 65'te 2 saniye yetişkin, 0.5 saniye çocuk ya da buraya yaşlı olarak da düşünebiliriz. Eğer 70 santigrat derecelik bir sıcaklığımız varsa yetişkin 1 saniye çocuk ya da yaşlı temas ettiği anda kısmi yana maruz kalabiliyor. Tabii ki bunlar çok hassas ve yüksek sıcaklıklar. O yüzden burada bir koruma işlevinin hayatımızda olması gerekiyor. Bu da haşlama önleyici vanalarla gerçekleşir. Peki bu vana nasıl çalışır? Ben anlatmaktansa burada videoda size ifade etmeyi tercih ediyorum. Burası bir hastane. Ben video ilerlerken size anlatmaya devam edeceğim. Aşağıda gördüğünüz gibi boilerimiz bulunmakta. 65 santigrat derece sıcaklık rejimiyle çalışmakta. Yukarıda bir hasta odasında 65 santigrat derece suyun olmaması gerektiğini aslında ifade ediyoruz. Çünkü 65 santigrat derece bizim dayanabileceğimiz bir sıcaklık değil. Bunu normal kullanım koşullarımıza 45'lere çekiyor olmamız gerekiyor. Doğal olarak burada sıcaklık ayarı yapılacağımız bir termostatik karışım vanası kullanıyoruz ve burayı da 45 dereceye ayarlıyoruz. Evet, işlevsel bileşenlere tekrar bakarsak, haşlanma önleyici vanalarda check valve olması çok önemli bir kriterdir. O yüzden gördüğünüz gibi her iki tarafta check valve bulunmakta, girişte filtresi bulunmakta. Arada bir ayar bölümümüz yani piston bölümümüz bulunmakta ve termal sensörün bulunduğu bakır yuvamız yine vanamızın içerisinde yerini almakta. Çalışma prensibi. Evet, yukarıdaki kırmızı bölüm sıcak, aşağıdaki yeşil alan soğuk ve orta ayaktan karışım suyu sıcaklığımız odamıza doğru ilerliyor. 45 derece ayarlanmış sıcaklık derecesiyle. Şu an sistem kusursuz bir şekilde çalışıyor ayarını yaparak. Termal dezenfeksiyon yaparken ya sistemdeki soğuk suyu tamamen keseriz, yani boilerden gelen suyu doğrudan sisteme göndeririz. Doğal olarak burada bir soğuk su kesintisi meydana gelir. Bu cihazda
birazdan daha detaylı göreceğiz. Evet, kullanım soğuk suyu kesildiğinde, yani termal dezenfeksiyon devreye girdiğinde ya da soğuk suyla ilgili bir problem olduğunda otomatik olarak vana oda içerisine suyun girişini engelleyecek. Yani burada yüksek sıcaklıktaki suyun odaya girmesi engellenmiş ve haşlanmanın önüne geçilmiş olacak. Bunun birçok uygulaması var. Gördüğünüz gibi her armatürün altına uygulanabilir. Tabii bunlar için farklı kapasitelerde de cihazlar var. Odanın girişine doğrudan bağlanabilir ya da bir kolektörle dağıtım yapılacaksa buradan da doğrudan önüne bağlanıp az önceki videoda gördüğünüz gibi içeriye yönlendirilebilir. Birçok uygulama noktası bulunmakta. Bunlarda farklı KV değerleri bulunmakta ve check-file filtre bulunmakta yine üründe. Buradaki en önemli özelliklerden biri yüksek basınç oranı dediğimiz, yani soğuk ve sıcak oranı, soğuk su tarafıyla sıcak su tarafındaki basınç oranı 6'ya 1 oranında ciddi bir oran bulunmakta. Farklı basınç değerlerinde istemiş olduğumuz hassas ayarı yapabilme kabiliyetine sahip vanalardır bu vanalarımız. Gördüğünüz gibi her iki kullanım noktasında da yine bulunmakta. Birincisi dağıtım noktasında boiler çıkışında, diğeri de son kullanım noktasında bir uygulama aşamasını görmekteyiz. Evet, burada da yine dağıtım noktasındaki ürünümüzü görüyoruz. Yine burada da birçok dediğim gibi ürün modellemesi bulunmakta. DN80'e kadar, yani DN15'den DN80'e kadar çok yüksek KV değerlerinde bu cihazda seçim yapıp kullanabiliyoruz. Ve solar taraf. Yine solar tarafta da özellikle bu cihazlara çok fazla ihtiyaç duyulabiliyor. Çünkü haşlanma riskinin aslında en fazla olduğu sistemlerden biri ani sıcak su sıcaklık yükselmesinden kaynaklı. Burada da yine termostatik karışım vanalarını öneriyoruz ve kullanıyoruz. Yine bunların da seçim kriterleri aslında aynı şekilde diğerlerine benzer şekilde seçim sistemlere yerleştirilebiliyor. Ve son kullanım alanımızda elektronik tip dediğimiz termal dezenfeksiyon için kullandığımız termostatik karışım vanaları. Bunların şöyle bir özelliği var. Hibrit olması. Aşağıda görmüş olduğunuz mekanik bir gövde. Üst tarafta da elektronik bir motor dediğimiz bir devremiz bulunmakta. Elektronik karışım vanası diyoruz biz bunu. Her iki özelliğin birleşmesi elektrik kesintisi olsa dahi mekanik görevini yerine getirmeye devam eden hassas ayar yapan bir cihazımız bulunmakta. Birçok görevi var aslında. İki tane sıcak su, sıcaklık rejimi girebiliyorsunuz. Biri normal sistem çalışma sıcak su programı, diğeri termal dezenfeksiyon. Bu cihaz her şeyi kendi kendine gerçekleştirmekte. Aynı zamanda eğer istersek sistemde haşlama önleme özelliğini de devreye sokabiliyoruz. Eğer sistemde böyle bir özelliğe ihtiyaç varsa tamamen lejyonel bakterisini sistemde üremesini ve çoğalmasını engelleyecek, haşlama yapabilen ve sistem rejimini kontrol edebilen bir cihaz olarak düşünebilirsiniz. Şöyle avantajları var. Mesela bu cihaz 40 gün boyunca bütün verileri, tüm detaylarıyla hafızada tutabiliyor. Raporlama yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda 2 yıl kadar süreyle de sistem giriş çıkış bütün girdileri hafızasına tutarak yine size raporlama avantajını sağlayabiliyor. O yüzden önemli bir özellik. Evet. Tekrar devam edersem buradan iki tane, burada manuel olarak ayar yaptığımız bir pozisyon bulunmakta. Hem sıcaklık, kullanım sıcaklığını hem de termal dezenfeksiyon sıcaklık ayarını yine buradan girebiliyoruz. Çok basit bir ayar mekanizması var. Önündeki tek tuşla bütün sistem verilerini buradan takip edebiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz ve gerekirse bu sistemi BMS'e aktararak yine aynı şekilde bilgisayar başından da bu cihazı programlayıp kontrol edebiliyorsunuz. Evet. Geldik artık sistemimizde yapılan hatalar, dikkat edilmesi gereken kurallar. Biz hep termostatik karışım vanalarını satarken, hatta devreye alınırken
tek wifi'leri kullanmayı unutmayın diye özellikle not düşüyoruz. Aslında burada özet söyleyebileceğimiz tek nokta, tek wifi'ye kullanılmayan bir termostatik karışım vanası aslında çok fazla sistem performansını gerçekleştirmeyebilir. Bazı hatalara neden olabilir. Şimdi burada tek tek daha detaylı konuşuyor olacağız bunları. O yüzden termostatik karışım vanası kullanıyorsak, eğer cihazımızda dikkat edilmesi gereken kuralları listelersek, ilk sırada emin olun ki check wifi kullanmayı unutmayın gelmekte. O yüzden bizim için çok önemli. Peki ne gibi önemleri var? Bir kere şuradan da daha detaylı göreceğiniz üzere 1, 2, 3 ve 4 tane check wifi pozisyonumuz bulunmakta. Kullanım noktaları da burada belirtilmiş kırmızıyla. Bunları tek tek incelersek, bir kere check wifi 1, yani şurada görmüş olduğumuz ürünümüz. Check wifi konuşursak eğer, pompa kapalıyken ya da kullanım suyu 5 saatte fazla debi olduğunda, buradaki check wifi kullanım suyu hattını hem de resirkülasyon hattını su geri beslemesini engeller. O yüzden çok önemli bir görevi bulunmakta. Check wifi 2, yani buradaki check wifi'ye bakarsak, resirkülasyon hattı üzerinden boylara geri dönüşü, yani geri akışını önlemekte. Check wifi 3'e baktığımızda, yani burada görmüş olduğunuz V3 ile ifade edilen check wifi ise sıcak suyun soğuk su sistemine geri akışını önlemekte. Check wifi 4'e baktığımızda ise sistemde kullanım olmadığında karışım vanasının sıcaklık ayarında herhangi bir salınım olmaması için, hani bazen sıcak suda salınım olabiliyor, soğuk su kolundan sıcak su geçişini engelleyen bir görevi bulunmakta. O yüzden her check wifi'nin ayrı ayrı görevi olduğu için bir sistem dizayn ederken buradaki check wifi noktalarına mutlaka kontrol etmek ve bunların varlığından emin olmak gerekiyor. Daha detaylı incelersek, şimdi sistem birime baktığımızda check wifi bir sistemde yok, takılmadı, kullanılmıyor veya arızalı. Böyle bir sistemde eğer check wifi'miz yoksa, bir kere sirkülasyon devresinde yer alan suyun istenmeyen bir geri akışı karşımıza gelebilir. O yüzden bu tür durumlarda mutlaka buradaki check valve'in olduğundan ve çalışır olduğundan emin olmamız gerekiyor. Ve buradaki resirkülasyona gelen ters akışta günün sonunda kullanım suyu sıcaklığını düşüren ve soğuk su karışım noktasının olabileceği, yine bizim konforumuzu bozabilecek bir sonuca neden olabilir. Ve sirkülasyon pompası üzerinde oluşturabilecek herhangi bir etki de yine buradaki pompanın arızalanmasına neden olacaktır. Evet. Check valve 2 kullanılmadığında ne olur? Hemen ona bakalım. Bir kere sirkülasyon devresinde yer alan gene bir suyumuz akış resirkülasyona doğru ters akışa neden olabilir. Neden? Kullanım olmadığında sistemde düşük basınç, yani fazla kullanım olduğunda düşük basınç oluşacaktır. Ve bu düşük basınçtan da hangi basınç daha fazla geliyorsa o yöne doğru bir geri akış olacaktır. Burada da resirkülasyon hattına karışım olma ihtimali çok yüksek. O yüzden mutlaka ve mutlaka bu hatta da check valve'imizin olması gerekmektedir. Bu tür pomp, check valve'lerin sistemde olmaması pompa üzerinde de gene her diğer V1'de de olmadığı gibi pompa üzerinde bir ters etki yaratabilir. Ve ikinci bir problem ise armatüre ulaşan karışım suyu, kullanım suyu sıcaklığında olası artışa neden olacağından, musluğu açtığımızda ani bir haşlan, yani yüksek sıcaklığa neden olacağı için burada da bir yanma tehlikesi oluşabilir. V3 kullanılmadığında, yani şurada görmüş olduğunuz gibi yine burada daha net görülecektir. Su sistemindeki basınç düşükse eğer, dağıtım sisteminde besleme sistemi içerisinde geri akış olabilir. Yani aslında check valve bildiğimiz çok basit bir geri akışı önleyen bir vana
olarak düşünülür. Buradaki amaçlar basınç değişimlerinde, sistemin ani açılıp kapanan ya da fazla kullanımından kaynaklı basınç artışı ya da azalışında, suyun geri kaçmasını, yani gerek sıcak suya, gerek resirkülasyon hattına gibi hatlara suyun geri kaçmasını engelleyecek hayati görevleri bulunmakta. O yüzden de bu vanaları mutlaka sistemde bulundurmak gerekir. Sistemde eğer düşük basınç sorunu var ise neden olur? Fazla kullanımdan kaynaklı olabilir. Başka bir kesme vanası da yoksa yine aşırı ısınma riski bu hatta oluşabilir. Ve V4 kullanılmıyorsa, burada görmüş olduğumuz aslında son check wifi'miz. V3 için belirtilen bu problemlerin yanı sıra, onlar yine sistemimize var olan problemleri yaratmaya devam edebilir. Eğer V4 de kullanılmıyorsa, depoladığımız yani boiler tarafındaki suda bir ani genleşme olabilir. Tabii burada bir genleşme vanası mutlaka sistem hijyenik olarak kullanılıyordur. Ama ek olarak bu vananın da olması ekstra bir genleşmenin de önüne geçmiş olacaktır suyun hareketinden kaynaklı. Yine en fazla karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de minimum debi. Bizler vanalarımızın seçimlerini yaparken mutlaka ve mutlaka termostatik karışım vanasının minimum debisinin sağlanıp sağlanmadığını teyit etmemiz gerekir. Çünkü eğer bu vanaya minimum debiyi sağlayamazsak vana çalışmayabilir, vana doğru ayar yapmayabilir. Bu da oraya taktığınız vananın aslında doğru seçilmediğinin bir göstergesidir. O yüzden termostatik karışım vanalarını seçerken mutlaka ve mutlaka bu az önce hesaplamalarını yaptığımız tablodan debi hesaplarını yaptıktan sonra aşağıda görmüş olduğunuz bunu ürün teknik kataloglarına çok rahatlıkla görebilirsiniz. Minimum debisinin mesela DN50 için 2 metreküp bölü saatmiş. Bunu belirleyip buradan da resirkülasyon pompasının bu değere göre seçilerek bu şekilde boyutlandırılmasının sağlanması gerekmektedir. O yüzden çok önemli bir bilgi olarak yine bunu not düşmek istiyorum. Çünkü daha önce yaşadığımız problemlerden biriydi. Bir projede olması gerekenden daha fazla büyük bir vana takıldığı için seçimlerini bizim yapmadığımız bir projeydi. Burada minimum debi sağlanmadığından kaynaklı ciddi bir problem yaşandı ve daha sonra burayı vananın doğru kapasitesine göre seçilerek doğru debinin, minimum debinin ulaşmasını sağlayarak çözmüş olduk. O yüzden bu önemli bir bilgi. Bunu teknik kataloglarda hemen hemen her markada bunu bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Mutlaka seçmiş olduğunuz eğrinin altında minimum debiyi de teyit etmeniz gerekir. Ve buna göre de sirkülasyon pompasını seçmeniz gerekir. Yine bağlantılardan yola çıkarsak, burada görmüş olduğunuz resirkülasyon hattının buradaki soğuk girişe bağlanmamasıyla, bazen bu bağlantı şurada göreceğiniz gibi olmayabiliyor. Tabii ki bunun da getirmiş olduğu bazı problemler var. Eğer burada böyle bir sirkülasyon yoksa vananın bir kere ihtiyaç duyduğu minimum akış oranını sağlamak çok fazla mümkün olmaz. Aynı zamanda da yani orta ve yüksek debili sistemlerde bu temel bir bağlantı olması gerekir. Çünkü vanalar kapattığında burada en azından hem hareketlilik yaratabilmek için hem lejyonellanın da önüne geçebilmek için suyu sirküle edebilmemiz gerekir. O yüzden de burada mutlaka bu hattın olmasını biz mutlaka uyarıyoruz ve olmasını öneriyoruz. Çünkü günün sonunda burada bir sirküle yapamazsak yine günün sonunda pompamızı buradan nasibini alıp zarar görme ihtimali, hasar görme ihtimali de doğacaktır. Evet, yine gördüğünüz gibi olmaması durumunda da yine soğuk su girişimiz de engellenecek ve buradaki resirkülasyon döngüsünün sıcaklığı da artacaktır. Aslında çok küçük bir hat gibi görünse de bizim için önemli bağlantılardan bir tanesi. Son olarak da yine eksik bağlanmasının getirmiş olduğu resirkülasyon hattının soğuk su girişi arasındaki eksik bağlantının getirmiş olduğu hatalardan biri de yani termostatik karışım vanasının çalışma prensibine baktığımızda sıcak su girişi ihtiyaç dahil olmadığında ne yapacak? Kademeli olarak kapatmaya çalışacak ve bu sefer resirkülasyon döngüsündeki akış tamamen yok olana kadar azalacak. Bu da
yine pompanın çok fazla yükü üstüne alıp pompanın hasar görmesine neden olabilir. O yüzden buradaki bağlantıya da şu şekilde mutlaka dikkat etmek ve bu bağlantının varlığından emin olmak gerekecek. Evet, referanslarımıza bakarsak eğer, Türkiye'deki referanslarımızda Konya Karatay Şehir Hastanesi, bunlar 2020 referanslarımız. Daha önce de hemen hemen şehir hastanelerin çoğunda termostatik karışım analarımız bulunmakta. Bu ürünlerimizi buralara yerleştirmiş bulunmaktayız. Marriott Kapadokya Otel yine referanslarımızdan bir tanesi. İncirlik Üssü yine referanslarımızdan bir tanesi. Globaldeki referanslarımıza bakarsak çoğunluğu yine Dubai tarafında olmak üzere Fairmont Marina Dubai Otel'de lejyonel bakterisiyle mücadele ettiğimiz Lejomix serisi ürünümüz kullanılmış. Yine bu tarafta global referanslarımızda. Movenpik Otel Vietnam'da yine Lejomix dediğimiz lejyonelle ile ilgili programlama özelliği olan ürünümüz, karışım anamız kullanıldı. Riyadh Airport Marriott Otel, gene Lejomix gördüğünüz gibi globalde oldukça kullandığımız ürünlerden bir tanesi. Ritz-Carlton Riyadh gene referanslarımızdan bir tanesi ve Dubai'de konut projesi, villa projesinde kullanılan boiler çıkışında dağıtım noktasına takılan, karışım anamız kullanılan referans projelerimiz arasında ve Dubai'de yine otel projelerimizden bir tanesi oda önlerinde kullanılan termal haşlanma önleyici termostatik karışım vanamız yine bu projemizde her oda önünde kullanıldı. Ve gene son referansımızda Bangkok'da kullanılan otelde yine her oda önünde haşlanma önleyici karışım vanası 52. serimizde bu projemizde görselde de görmüş olduğunuz gibi kullanılmış bulunmakta. Evet. Sunumum. Teşekkür ederim. Ağzına biz sağlık. Teşekkür ederiz. Birkaç çok soru var Ceren. İstersen direkt onları aktarmaya başlayayım ben olur, sana. Olur, tabii ki. Tabii ki sabırsızlıkla bekliyorum. İlk sorumuza başlıyorum o halde. Boiler önünde 3 yollu motorlu vana kullanıyoruz. Bu uygulamanın dezavantajı var mı? Şöyle, şimdi 3 yollu motorlu vanalar bilindiği üzere motor kontrollü ve küresel tipte kullanılan vanalar. Bunların sapma oranları ve hassasiyetleri bizim kullanmış olduğumuz termostatik karışım vanalarına göre oldukça düşük hassasiyette çalışıyorlar. Çünkü bizim kullandığımız, yani piyasadaki termostatik karışım vanaların içerisinde termal sensör bulunmakta. Doğrudan sıcaklıkla etkileşen, sıcaklıkla hareket eden ve sıcaklığa göre ayar yapılan bir vana. Tabii ki motorlu vanalarla ayar yapılabiliyor. Ama oradaki sapma oranları mesela bizim ürünlerimizde artı eksi 2 derece sapma oranı. Oradaki oranlar daha yüksek oranlarda olduğu için hassas uygulamalarda, otel gibi, hastane gibi projelerde çok da hassas kontrol yapılmadığını ifade etmek lazım. Öyle bir dezavantajı var hassasiyet anlamında. Teşekkür ederiz. Diğer bir soruya geçiyorum. Otellerde oda önü termostatik karışım vana uygulamaları yapıyoruz. Ama hastanelerde de bu sistemin kullanılması gerekmez mi? Tabii ki de gerekir. Aslında hastane daha önemli bu anlamda. Otel de önemli tabii ki ama hani aslında bir otele baktığımızda kullanım saatlerini az çok kestirebiliyoruz. Ama bir hastane 7-24 çalışan ve aktif olan bir yer. O yüzden hasta işte gece 4'te de ameliyat oluyor, 5'te de sabaha karşı da o su kullanılabiliyor. O yüzden o anlamda hastanelerde çok daha hayati olduğunu düşünüyorum. Çünkü haşlama önleyici diyoruz. Çocuğun, yaşlının, yani herkesin bulunduğu bir yer. Hem otel ve hastanede de oda önünde kullanılması tercih edilebilecek bir durum. Globalde de baktığımızda genellikle hastane ve otellerde çok fazla kullanılıyor ama Türkiye'de genellikle otel tarafı biraz daha lüks taraf olduğu için, biraz daha yatırımın yapıldığı taraf olduğu için o da önlerinde tercih ediliyor ama hastanede de tabii ki de hayati. Teşekkürler. Diğer bir soru.
Oda önünde Tamam. termostik kırışım vanası kullanıldıktan sonra kalan küçük tesisat bölümleri için bu alanlarda lejyonerler riski yok mudur? Varsa nasıl önlenir? Evet. Güzel soru. Şöyle, şimdi tabii ki de burada borulama, boruların uzunluğu, 1 metre gibi hani bir alanda lejyonellerin üreme şansı çok fazla yoktur ama biz özellikle bunları projelendirirken eğer sadece oda önünde haşlanma önleyici kullanılacaksa 5 metreyi geçsin istemeyiz. Mutlaka hani bu önerileri söylüyoruz bulunduğumuz toplantılarda. Çok fazla bypasslı işte dönmeli vesaire gibi ya da köşeli sistemler ya da borulamalar istemeyiz. Doğrudan gidebilecek. Aslında suyun birikebileceği alanların oluşmasını engelleyecek bir sistem dizayn edilmesi gerekir. Ama bunun dışında tabii ki de ben bazı projelerde karşılaşıyoruz. Son noktaya kadar haşlama yapmak istiyorum. İşte musluğun ağzına kadar mutlaka sıcak su haşlama gitsin istiyorum denildiğinde de. Daha farklı ürünler var. Tabii bugün bunlardan bahsedemedik. Lejo Flow diye bir ürünümüz var. Termal gene yani termostatik bir vana, termal sensörü bulunan. Ama ne yapıyor? Bir taraftan haşlarken musluğun ağzına kadar. Bir taraftan da musluk taraflarında su açıldığında da aniden önünü kesip kapatabiliyor. Ama dediğim gibi doğru dizayn, doğru modelleme yapıldığında sadece haşlama önleyici bana o da önüne konulduğunda da tabii ki de onun önüne geçmiş oluyoruz. Diğer bir soru. Karışım vanaları Tamam. öncesinde pislik tutucu kullanmak zorunlu olmalı mı? Pislik tutucu kullanmak veya kullanmamak verimi nasıl etkiler? Etkiler özellikle dağıtım noktasında kullandığımızda. Şimdi bizim küçük ürünlerimizin içerisinde zaten pislik tutucu olan modellerimiz var. O bizim cihazımızı korumak için mutlaka kullandığımız bir ürün. Ama eğer dağıtım noktasında kullanacaksak mutlaka sisteme o kapasiteye yeterli olabilecek bir pislik tutucu da ya da arıtma gibi ya o tür sistemleri de bulunması gerekir. Bu aslında sistem verimliliği için sadece cihazı korumak adına değil. Sistem verimliliği için önemli bir kriter. O yüzden mutlaka önerilmesi gerekiyor. Son bir soru daha görüyorum. Varsa bu arada başka soru alabiliriz hala. Zamanımız var. Bu soruda sistemde oda önü termostik kaşınmanı kullanmamanın ne tarz dezavantajları olabilir? Diye bir soru. Bir daha alabilir miyim? Tam Tabii. kesildi soru. Sistemde oda önünde termostik kaşınmanı kullanmamanın ne tarz dezavantajları olabilir? Oda Kullanmadığımızda nasıl önünde, dezavantajı var? şöyle, oda önünde kullanmadığınızda haşlanabilirsiniz. Yani eğer öyle bir problem olabilir. Şimdi genellikle projelerde dağıtım noktasına konulup, çünkü dağıtım noktasına konulan ürünlerde eğer az önce bahsetmiş olduğum termal dezenfeksiyonlu üzerinde işte özel aktüatörü bulunan hibrit bir modelleme kullanmıyorsanız, mekanik bir karışım vanası kullanıyorsanız büyük çaplarda yani orta ve büyük ölçekli vanalarda haşlanma önleyici özelliği yok. Çünkü onun amacı karışım suyu iletmek sisteme. Yani sıcak ayak, soğuk ayak ve ortadan karışım suyu sıcaklığı iletmek. Böyle bir sistemde ya oda önünde bir vana kullanmıyorsanız oradan gelecek vana ayarını koruyabildiği sürece size 55 derece, 60 derece neyse onu iletmeye devam edecek. Eğer oda önünde böyle bir vana yoksa karışım vanası, haşlanma önleyici doğal olarak haşlanmaya neden olacaktır. Sisteminizi yani daha doğrusu kendinizi bu anlamda koruyamamış olursunuz. Teşekkür ederiz Ceren. Sorular Başka bitti mi? soru? Evet, sorularımız bitti. Tamam. Ağzına sağlık. Ben tekrar bir hatırlatmak isterim her şeye teşekkür etmeden önce herkese. Tabii ki. Bu videomuzu tekrar izlemek isterseniz bir hafta içinde YouTube kanalımıza yüklüyor olacağız. Tekrardan oradan açıp izleyebilirsiniz veya geçmiş videolarımızı, geçmiş Coffee with Kalefileri de oradan ulaşabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederiz Ceren eğitim için. Ben teşekkür ediyorum. Herkese de teşekkür ediyorum katılımları için, bizi dinledikleri için. İnşallah bir sonraki eğitimimizde yine görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Herkese çok teşekkürler.